Herkese merhaba, selamun aleyküm. Bulut bak gelmiş buraya. Burada hep bak havuku düzenlemiştik. Burada yiyorlar annesiyle. Bakın Bulut da gitti, kirlendetti. Babası yıkayacak onu. Ay, abisi. Biz öyle diyoruz. Annem de şaşırıp diyor. Dede sot getirmiş diyor. Bulut şimdi içeride azıcık dursunlar. Otlamaktan geldiler onlar. Şurada bir yerimiz var. Gidip orada otlatıyor Enes onları. Bakın büyüdü mü ablaları? Bakın anneciğinin gülü. Şunu da kırkacağız bugün, babamı bekliyoruz. Kırkmak yani tüyünü falan alacağız artık, yününü. Çünkü sıcak artık. Zamanı şimdi, annesiyle yatıyordu ya bu. Dediler almayın dediler çünkü üşür dediler. Şimdi onu güzel bunları bu annesini kırkacağız makasla. Ondan sonra ikisini birlikte bir güzel yıkayacağız. Yerlerini yine tekrar. Yerleri devamlı 2 günde bir temizleniyor. Bu gübre olarak şimdi birisi istedi, ona vereceğiz. Ondan sonra böyle camları falan açık. Kapatıyoruz akşamları. Kilitleniyor. Bulut falan yıkanacak annesi. Bu şekilde. Otlarımız burada hazır. Buraları falan hep süpürüyoruz. Geliniz. Biz de ne yapıyoruz? Size göstereceğim. Birazdan bu bahçeyi bir sulayayım ben. Birazdan derken akşamleyin. Bakın marullarıma falan ne kadar bir seni göstereceğim. Enes gel, evin önüne içecek getirdim oğlum, içelim. Hadi size göstereyim ben. Neredeydiler? Ay görünüyor mu hiç bilmiyorum ki. Bakar mısınız? Elimden görünüyor mu? Ha, görünmüyor değil mi? Böyle. Bakın gördünüz mü? İçeri domateslerim falan hep olmuş. Yani domatesler olmuş anlayacağınız. Şöyle bir sepet vardı, şuraya koydum. Şimdi buralar süpürecek. Eldiven rüzgar ama hava çok sıcak. Biz de buraları süpürüp yapıyoruz. Geri dönüşüm kitaplarımız toplanmaya başlandı. Şimdi aşağıya çektim. Merdivenleri çok güzel yıkadım. Bu da benim ateş yapıyorum ben. Burada onun için burada. Biz geri dönüşümden çok şeyler yaptık. Dışarıda satılan geleceğim ben iş yaparken konuşamıyorum. Ufuk, efendim. konuştun mu? Baktın bir merhabalaştın mı? Herkese selam aleyküm. Burhan bugün yine beni yakaladı. Bugün Ufuk'u işe göndermedim. Benim kucağım beni dinler. Değil mi Ufuk? O çünkü biliyor ki ben yapamam. Şu şöyle bir çiçekliğim vardı. Çiçek yıkayacağım bakalım. Bu da bir çamaşır şeyi. Ufuk civcivleri çizilmişti içinde. Çok da yeter ki benim bir şey bulmasın ha. Bana durmak yok. İnanın var ya, müstakil ev böyle. Devamlı. Ha bunu çok bunu yıka da canım. Buna yemleri koy, tamam mı? Duydun mu? Ben geri burada verdiğim yer hurdacılar. Bu arada ben hurdacı değilim. Burada toplayanım. Anlatabiliyor muyum? Hurdacılar daha bir büyük yerleri oluyor. Fabrikaları daha zengin, daha çok iş adamları gibi bir şey yani. İş yerleri var. Onların böyle işte şeyleri oluyor, mavi mavi. Bunlardan böyle, şunlardan onlarda oluyor. Bana veriyor. İstiyorum ben ondan. Şimdi yem koyacağım ona. İstemiştim. Aykut'tan. Heh. Bu kitap benim olabilir mi? Ne oğlumu? Bu kitap. Şu saksı. Bu bana çiçek getirmiş. Çok Düşündüren küpler. Evet. olabilir mi? Olabilir aşkım. Niye söylüyorum? Çok güzel. Tamam aşkım, olabilir. Sana olur dedim ya ben aşkım. Köprünün başlarından.
Şu gördüğünüz korne şeyleri ve alüminyum krom. Bunlar kaç rafı kilosu? 30 lira. Düşünün. Hurdanın. Yani hurda... Hurda değerli bir şey de. Hurda çok değerli bir şey, biliyor musunuz? Yani bu işi yapmak, yani... Yani nasıl diyeyim ya, aslında konuşacak çok şey var da konuşmayacağım. Konuşmayacağım, şimdi konuşmayacağım. Ama neyse... Bilir mi Enes o? Biri bir şey mi diyor? Benim kafa karışıyor, biliyor musun? İş yaparken ben işe konuşamıyorum. Gerçekten konuşamıyorum. Storlar var ya, storların için demirleri falan. Onları işte ben de attım, biliyorsunuz. Ufuk bu arada onların şeyini ben istiyorum. Evet. Kendi storlarımın kendi şeyinin parasını ben istiyorum. Duydun mu? Tattın mı benim iki tane storumun şeyini? 50 kilo geldi ya. 50 kilo mu? Aynen. 50 gelmez ay bu. Atma. Kaç kilo gelir? Anne. Ben sevdiklerimi buraya koyayım mı? Koy ya. Sen de sevdiklerimi. Ufuk. Bir bakar mısın? Çok sinirlendim. Burayı alamadım. Ne olursun? Şurayı bana şey değil misin? Nasıl alacağım? Kaldır şunu. İşte kaldıramıyorum. Altında böcek var. Şimdi sen soruyu. Tekrar katla be şunu. Düz olsun, düz simetri, tamam. Daha düz, tamam. Tamamdır, orayı yaptım ben. Evet, şimdi bunu bir çuvala, çuvala. Şurayı şöyle alayım. Orayı bitirdikten sonra orayı alırken burayı da alacağım. Böyle bir şeye koyacağım, atacağım. Tamam. Buralar bitti. Şunda da su da olmuş buna da. Tamamdır, bir şey yok. Ben bittim. Oturabilir miyim Ufuk'u ben? Sen de oturmak ister misin Ufuk? İçeceğim mi bir şey? Ha? Evet. Anlamadım. Bir kola içer misin? Sen benimle gezer misin? Ufuk. Benimle evlenir misin? Ha Ufuk. Eski kitapları, ne yapıyorsun kitapları? Orada var da bir otur. Oo, bezelyelerim çok güzel olmuş. Gel Ufuk. Eves içmişti bir tanesinde. Bir şey olmaz, birinde de ben içeyim. Aha, onu al gel. Herkese sen merhaba dedin mi? Dedin herhalde ya. Dedin mi? Dedim. Ben de unutuyorum bazen ama. Benim storlarını da verdim, demirleri alüminyum oluyor. Ufuk Bey'e. Kesinlikle. Sinekler niye böyle oldu? Bu hurdayı ne zamandır topladın? Bir hafta sürmemiş. Yani, biz bu hurdayla ne yapacağız? Yapacağız, kurban mı olacağız?
İnşallah kurbanımızı alıyoruz biz. Şöyle söyleyeyim. Şimdi sizler gidiyorsunuz çöpün yanına, işte top bahçeden attığınız kırık sandalyeler, evi temizliyorlar, yeniliyorlar, masalarını, sandalyelerini atıyorlar. Ondan sonra bize haber veriyorlar, biz de gidiyoruz. Ama biz parayla almıyoruz. Öyle söyleyeyim. Mesela Ufuk geçen gün, pazar geçen derken bir gün önce pazarı topladığımızda gece 2'de girdik eve ve çok topladık. Yani maşallah, subhanallah. Bayramlarda öyle oluyor. Biliyorsunuz ben bu kanalı açtım ve burada ben eğer ki lütfen abone olduktan önce veya olmadan önce artık lütfen şu baştaki bir yazıyı okuyun. Yani kanalların bence o başlarını okuyun, ne yapıyor? Yani gerçekten o yazdıklarını yapıyor mu? Yani mesela benim orada yazıyor, ben bir kadın olarak bir kadının başarısını anlatmaya çalışıyorum. Karton plastik topluyorum. Eşim fabrikanın şirketinde nesin Ufuk? Formen benim eşim. Çalışıyor. Yani soranlar var, eşim de çalışıyor mu? Evet, benim eşim çalışıyor. Ondan sonra benim iki tane pazarım var haftada. Onun dışında biz evde iki kişi topluyoruz zaten. Ben cumartesi ve pazar günleri topluyorum. Burası neresi? Karadeniz Zonguldak Ereğli. Ben nereliyim? Karslıyım. Eşim Karabüklü. Tekrar söylüyorum. Yeni katılanlar ve yeni abone olanlar için. Ve 4 yıldır ben evde hep oturan bir insandım. Sonuçta ben de apartmanda kadar oturdum. Sonra annem gidin buraya geldim. Annem gidi yoktu. Sonra burada işte tavuklar almaya başladım kendime. Civcivler falan derken bu 2 ay önce, 3 ay önce de bizim evimize bir koyun getirdik ve koyun da bize bir yavrumuz oldu, kuzumuz oldu. Ondan sonra tabii o işi yaparken, 4 yıldır o işi yaparken bunun içerisinde o kadar, yani pazarları falan toplamaya başlarken ben pazarın orada tabii tereke, yani zeytinciler falan var. Onların terekelerini falan bu şekilde alıyoruz. Ayrıyetten de bu Ereğli çok büyük bir yer değil ama çok güzel bir yer. Bizi çok tanıyanlar var. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi çok destek çıkar bize. Onların bize atmıyorlar. Destek olmak için bize şunu yapıyorlar. Ve beni de, eşimi de bizim bu yaptığımız işten dolayı bizi çok başarılı buldukları için, böyle bir şey yaptığımız için, takdir ettikleri için de hurdalarını falan, kitaplarını, kartonlarını taşınırlar, bizlere verirler. Değil mi Ufuk? Biz gider gece 1'de bile alırız yani. Evlerini işte taşıyorlar, ediyorlar. Bu şekilde bizim çok çevremiz var. Allah insanları iyi insanlarla karşılaştırdı. Kötü insanlar oldu mu? Gerçekten olmuyor. Girenleri de çıkartacaksınız. Ondan sonra bu şekilde topluyoruz. Bu topladığım hurdayla ben Ufuk'la birlikte biz kimseden 5 kuruş almayız. Kimseden, kendimiz çalışıyoruz, kendimiz yapıyoruz. Bizim Ufuk'la hayallerimiz var. Yesta. Ne oldu? O saç ayağına düşer babacığım. He, saç ayağına düşer oğlum. Bu şekilde. O demir saç ayağına düşer. Ondan sonra aldığımız bazı burada işte nasıl diyeyim size, mağazalar, onların kartonlarını falan alıyoruz. Gece 2'de gidiyoruz şey boşaltmaya, işte pazarı falan topladık. Ta çarşıdan Gürüç'e kadar bizi kırmızı bir araba takip etti. Sonra durduk. Durdurdu bizi. Durduk. Biz pastanenin o arada kartonlarını, şey baklavacı gibi değil mi? Bu kartonları falan koymuş, tenekeleri. Bize haber verdiler. Neyse biz gittik. O arada arkamızda durdu araba. Hemen önümüze çekti. Dedi ki biz dedi bu kitapları nereye verebiliriz? Dedik ki vallahi biz kitapları dedik nereye, yani biz bir geri dönüşümcü olarak bizi takip ediyor. Çünkü karton görüyor, üstünde kasaları görüyor, siyah kasaları. Neyse Ufuk dedi ki sen alıyor musun dediler. Ufuk dediler valla biz de topluyoruz dediler. Ondan sonra ya iyi oldu falan dediler. Apartmanı falan temizlemişlerdi. Apartmandan aldıkları kitapları bize bir garaj dolusu bagaj, garaj nereden çıktı şaşırdım. Bagaj dolusu bize kitap verdiler. Çok güzel dediler. Hatta dediler valla ne kadar para verdik bunlara falan. İşte inşallah çocukları güzel yerlere gelir. Herkesinki. İçinde de bizimkiler, çocuklarımız okusun, biz çocuklarımız okusun diye bunları yapıyoruz. Böyle bakın bir sürü kitap, şu anda biliyorsunuz kitap toplama, geri dönüşümde. Götürün, geri dönüşüme verin. Yani bir şey olsun sonuçta, böyle.
Yani ben geri dönüşüm işi yapıyorum, onu söyleyeyim. Onun yanında bu şekilde hurdalarımız da var. Hurdalarımız da ek olarak bize bir kazanç getiriyor. Bu iş çok temiz ve çok güzel bir iş. Herkesin, yani benim yerim çok farklı. Evet, bu işi çok yapan var. Burada mahalle mahalle topluyor. Bu arada biz toplamıyoruz, toplayıcı değiliz. Mahalle mahalle toplayan var veya birçok şekilde, ama bizim, benim işim çok farklı. Benim burada bir adım var. Bu işin en güzel yanı. Benim burada bir yerim var. Anlatabiliyor muyum? Ben burada herkesin, gerçekten pazara girdiğim zaman kızım bile şok oldu. Ben onu hiç götürmemiştim. Götürdüm cumartesi günü. Herkes anne diyorlar, bu kadar olmaz. Herkesin sana hoş geldin, hoş geldin. Ne kadar seviyorlar seni, ne kadar ilgi. Değil mi? Güzel, öyle değil mi? Allah hepsinden razı olsun. Böyle. Şimdi hurdalarımızı ayırıyoruz. Birazdan çünkü kurbanımızın hangisi olduğunu ona bakacağız. Gideceğiz. İnşallah onu da çekeriz. Bakalım. Böyle bu şekilde ufuk. Sen ne dedin? Bu işin en güzel yanı ne? Temiz iş. Helal para. Biliyor musunuz? Çok helal para. Kimsenin emeğinde, işinde, gücünde kimsenin şeyi yok. Gözü evet. Yok. Kim nerede kazanır, nerede kazanmaz. Onda da gözümüz yok. Biz... Bakayım duyuluyor musun? Bakayım duyuluyor en musun? En güzel biraz... şey bizde çoluğumuza çocuğumuza helal ekmek getiriyor muyuz? Odur yani. Onların bu olduğuna helal ekmek geçtiği andan itibaren biz anne ve babası olarak çocuklarımızın göğüs dik olarak dolaşabiliyoruz. Evet. Ben çok mutluyum yani. Ben bir kadın olarak düşünsenize ya, kadın yanıma gelip diyor ki benim, ya beni de yanına alır mısın diyor işe. Diyorum ki ben seni yanıma alamam. Ben kendim yapıyorum bu işi yani. Ben nasıl yapabilirim bilmiyorum diyorum. Nasıl yapar? Başta bir yerlerden başlayan bir şeyler yapıyor. Yani şöyle bir şey var. Yani evde oturana kadar, yani bir poşetle, görüyoruz biz neyle başladık? Bir poşetle başladık. Bir poşet toplamayla başladık. Poşetin sonu çöp arabası oldu. Çöp arabasının sonu taksi, taksinin sonu minibüs. Minibüsün sonu pick-up. Pick-up. Ama biz tanınıyoruz. Yani benim çevrem de var. Şimdi herkesin hayatım, elinden tutmazlar. Öyle yani. Bir şey ki yani şurada mesela bir mahallede otururken yol kenarında yürüsen bile 5 kutu toplatan ayda 5 kilo yapsa şu an 100 lira para yapar. Evet, günde 100 lira, ayda 3 milyar yapar ki güzel bir para. Yani bunu herkes yapabilir. Hiç ayıbı yok. Çok da temiz bir iş. Yani bunu buradakiler biliyor yani. Çok temiz ve güzel bir iş. Sonuçta okumadım etmedim bir bayan olarak. Düşünün ben bir pick-up aldım kendime. Yani bunu her istediğimi alabilirim. Yani bugün her istediğimi yapabiliyorum. Kimsenin 5 kuruşuna muhtaç değiliz. Allah da kimseyi düşürmesin zaten. Benim, yani benim kanalım böyle bir kanal. Evimde işimi gücümü yapıyorum, yemeklerimi yapıyorum, seviyorum, hayvanlarım var. Bu şekilde çocuklarımız okuyor, şükürler olsun. Dediğim gibi Ufuk da bana destek çıkıyor, beni yalnız bırakmıyor. Ufuk sen bir yandan hadi hızlı yap ne olur. Gidelimden de çok işimiz var. Fasulyelerim toplan. Fasulyelerim var mı? Hiç olmuş mu? Tek tek tükmeye başlamış. Sen biraz topla. Hadi böyle işte. Ama bezelyelerim olmuş biliyor musun? Bu arada hurdalarınızı birilerine verirken. Bakın size şunu da söyleyeyim. Şöyle bir şey var. Şunlar alüminyum. Bunların fiyatları çok farklı. Şurada belki 1 milyardan fazla hurda var. Hurda derken yani bildiğiniz aslında çok temiz, bildiğiniz korne şey aslında çok şey bir şey değil. Ondan sonra şurada mesela krom var, şurada sade tenekeler var. Onların fiyatları ayrı, demirlerin fiyatları ayrı, kutu kolaların fiyatları ayrı, yatak yayların fiyatları ayrı, hepsinin fiyatları ayrı ayrı. Mesela tavalar, tavalarda da attığınız o tavalar da bile... Mesela bir iki tanesini gönderseniz, bir hurdacıya gitseniz, kandırılmayacaksanız eğer tabii. Kandıranlar yok mu? Var. Ne diyeyim yani. Onlar mesela en azından iki tavaya 150-200 lira alıp geri gelirsiniz yani satmaya kalksanız. Bunu bilmek lazım. Biz biliyoruz yani bunun ne o. Krom var. Ondan sonra bakır var. Bakır çok pahalı. Böyle yani. Bu arada ben tekrar söylüyorum. Ben hurdacı değilim. Ben topluyorum. Benim destek verip de bana verenler var. O şekilde söylüyorum.
topluyorum da. Yolda gelirken bakıyorum. O kadar iyi insanlarımız var ki, bizim insanlarımız böyle ereğinde. Çöpün yanına koyuyorlar her şeyi. Ama her şeylerini. Tencere, tava, kettle, bozulmuş olan her şeyleri koyuyorlar. Biz de içerisinden her şey bizim de işimize yarıyor. Alıyoruz. Aldıklarımız da var. Böyle önemli olan şu şekilde alnım terimizde helal ekmek kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. İşte bakın şimdi bunlar para. Ne kadar güzel bir şey. Sonuçta bunlar ben bakın bir kendimce bir şey yapıyorum. Diyorum ki şunu yapacağım şununla diyorum. Bakın ne kadar güzel bir şey. Bir plan yapıyorum. Bununla dedim hurda şey bu dedim. Bunların adı hurda olduğu için hurda diyorum. Ve bunlarla biz ne yapacağız şimdi? Kurbanımızı keseceğiz. Allah'ın izniyle. Bakın. Daha Allah'tan ne isteyeyim ben yani? Şükürler olsun. Veya bugün elektrik borcun olur, bir şey olur. Kimseye var ya, inanın yani şey olmasın, muhtaç olmasın. Hemen o gün bir şeyimi alabiliyorum, ekmeğimi alabiliyorum, bir ihtiyacımı alabiliyorum. Böyle, bu şekilde. Şunlar ne oluyor Ufuk? Hayırlı. Sarı. Bakın bu sarı. Bunun kilosu ne kadar? Musluklar. 80 lira kilosu. Şu da yarım kiloya yakın. Bakın. Evinin musluklarını değiştiriyor. Bize toplayıp veriyor. Çünkü adamın durumu. Çünkü bizim burada öyleler. Birbirlerine destek çıkıyorlar. Öyle düşünün yani. Ha mesela ben ne yapıyorum? Benden karton isteyenler var. Nerede? Bu arada ben ayrıca şu işleri de yapıyorum eninde. Pet shoplara karton veriyorum. O size gelen kargolar benden giden, benim elimden giden kartonlar. Onlardan düşünün ya bakın. Benim kartonlar. Ondan sonra siyah kasalar. Benim gibi kardolapların içine ben başlattım artık. Veya bahçelerinde bir şeyler yapanlar var. İncir satan bayanlarımız var. Üzüm şu anda üzüm zamanı hasatı başlayacak. Üzümleri getirip satanlar oluyor. Pazardaki bayanlar, pazarda köylü pazarındaki bayanlar benden kasalar alıyorlar. Bazılarını öylece veriyorum. Bu şekilde yani düşünün. Şu saksılar yepyeni. Bakın sizler kaç liraya alırsınız. Ama bunlar mesela benim elime adam bahçesini bu güzelce metal izlerken bana veriyor. Ben ne yapıyorum? İsteyenler oluyor. İsteyenlere veriyorum. Böyle düşünün yani. Böyle birbirimize destek olun. Şu gördüğünüz yaylardan bahçe kenarları yapanlar var. Biz şimdi böyle koyduk. Tabii sonradan biz satıyoruz. Bunu fındık gitti mi? Fındık bahçede kenarlarına ve bu yaylarda burada alan bir yer varmış. Tel yapıyormuş. Size gelen bahçe telleri bunlardan yapılıyor bu arada. Onu da söyledim yani. Yani her şeyin bir geri dönüşümü bir şeyi var. Yani normal kendimle gurur duyuyorum bir bayan olarak. Bunu yapamayanlar utansın. Yapamayan bir kişi var o utansın. He? Normal tellerden daha pahalı bu. Evet. Bunu da söyleyeyim daha yani. Daha kullanışlı. He? Daha sağlam, daha kullanışlı. Yani hem de çok sağlam. Gerçekten hiçbir şey olmuyor. Aslında bundan böyle fındığının kenarına falan yapanlar var. Çok güzel oluyor değil mi? Birbirine bağlıyor. Hem evet. Birileri domuz geçemez mesela. Öyle düşün. Hele şu anda kitaplar var. Onları okuyup bakıyorum. Böyle biz birazdan görüşürüz. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Hani para yok diyorlar ya, insanlar ne çok yatak değiştiriyorlar, ne çok perdeler alanlar var. Hadi benimki yırtıldı gibi düşünün. Mesela en pahalı zeytinyağı şu tenekelere bakar mısın? Onlar şey bu, veren pastaneci mi verdi onları? He? Onlar pastaneden geldi. Ha, pastaneciler var. Böyle. Ya bir yer düşünmeyin yani, bir yer düşünmeyin. Bizim pastaneler falan hep tarzı olduğu için. Evet, bizim burası böyle. Hepsine teşekkür ediyorum buradan. Allah razı olsun. Benim sadece 900 bin abone Karadeniz Zonguldak elinde, onu söyleyeyim yani. Gerisi yurt dışından falan. Herkese buradan selam olsun. Evet, bizim işimiz bitti. Şimdi ben gidiyorum elimi ayağımı yüzümü yıkamaya. Şöyle bir saçımı da bir yıkayacağım. Ben gidiyorum hurdalarımı götürmeye, paramı almaya. Ne Ufuk? Ufuk da yayları aldı. Bu ne yataymış verdiler ki bize? Katlanan yataklı biri verdi. Dedi yay çıkardır içinden dedi. Böyle yaylar da bir para yani, onu söyleyeyim size. Biz kaç tane yay koyduk. Bitti. Sadece küvapenlerimiz kaldı. Küvapenler de ayrı bir fiyat. O geri dönüşüme gidiyor. Bakacağız onlara. Onları daha sonra. Böyle işte bitti. Ben gidiyorum. Buraları süpürdüm ettim. Az akşamleyin gelirken devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın. Burası neresi? Karadeniz Zonguldak Ereğli. Nurten ve Ufuk'un hayatı. Unutmayın. Bekliyorum. Aboneleri, zil tuşlarını.
Kendinize çok iyi bakın.